Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz. Evet, GTA 5'te GTA 5 gizemleri ve bugün gördüğünüz gibi hava yine sisli, hava yine kapalı, hava yine korkutucu. Bugün yine Franklin'le dedim ki ne yapalım? Sizin istediğiniz şeyi yapalım. Arkadaşlar yorumlarda gördüm. Demişsiniz ki GTA 5'in en tehlikeli mahallesine bu sefer çapla git. Biliyorsunuz biz bir önceki bölümde nereye gittik? GTA 5'in en korkunç evine gittik Franklin'le ve oradan kaçtık. Ondan öncesinde ise GTA 5'in en tehlikeli mahallesine gittik ve çatıda garip bir yaratık vardı. Şayet videoyu hatırlamadıysanız hemen sağ üst köşeye bakın. Aha, şunlar yaşanmıştı. Tam olarak burayı gösteriyor ama buradan sonra araba gitmiyor. Tam olarak burası. Şu an sanırım benim üstümde. Şu çat... Ha? O ne lan? O çatıdakini siz de görüyorsunuz değil mi? Bu sesi çıkartan o mu lan? Saklan. Bu ne oğlum? Çatının tepesinde bir yaratık var. O bir yaratık değil mi lan? Bir canlı. Amfiye benziyor, baksanıza. Canak anten gibi. Ulan keşke tabanca falan bir şey alsaydık oğlum gidip. Bizi bayağı ürkütmüştü. Ve ondan sonra yorumlara baktım. Ve sizin tavsiyeleriniz ışığında bugün oranın gizemini çözeceğiz arkadaşlar. O yaratığın ne olduğunu, bizden ne istediğini çözeceğiz. Demişsiniz ki yalnız gitme. Çapı götür, ayrıca silah al. Bana da gayet mantıklı geldi. Şimdi şuradan kıyafetlerimizi giydirelim. Yine şu bizim kıyafetler, biliyorsunuz. Bunlara alıştık. Şimdi gidelim çapı alalım. Ya da önce silahçıya gidip çapımı alalım, yoksa çapla beraber mi silahçıya gidelim? Bence çapla beraber gidelim. Niye bu tereddüte düştüysem. Ve gördüğünüz gibi çapı tekrardan çap yaptım. Gel bakalım çap. Takip et oğlum. Seninle çözmemiz gereken gizemler var, gel. İnsanlar seni izliyor oğlum şu an. Kim bilir kaç bin insan seni izliyor. Çap. Salaklık yapmasan güzel olacak aslında. İyi hayvansın. Ne oldu? Hayvan bile korktu oğlum. Şş, baksanıza. Aa. Gel çap, gel. Yanında ben olacağım oğlum. Sana hiçbir şey yapamazlar. Merak etme. Çapın kapısını açmamıza gerek var mıydı, ben hatırlamıyorum, bir dakika. Yine de açtım ben. Gel. Gel çap, aferin. Kapat kapıyı. He, onu yapmıyorsun değil mi? Doğru. Şimdi arkadaşlar en yakın silahçıya gidelim ve kendimize biraz ekipman alalım. Ondan sonra GTA 5'in en tehlikeli mahallesine doğru yola koyulalım. Ve bu gizemi bugün aydınlatalım ya. Gerçekten çok uzadı değil mi? Bir önceki bölüm bayağı korktuk arkadaşlar. GTA 5'in en tehlikeli mahallesi bildiğiniz bizi ağlatacak kadar korkunçtu ya. Bugün o gizemi çözeceğim. Yanımda çap olacak, silahlarım olacak. Bize karşı kim gelebilir ki? Yanımda çap var oğlum bir kere. Halleder o. Şuna baksanıza. Aslan gibi Rottweiler. Onu da geçtim. Şimdi otomatik makineleri aldık mı silahçıdan? Vallahi dünyanın en korkunç yaratığı da olsa bize karşı gelemez. Bugün onun gizemini çözeceğiz. Çözeceğiz arkadaşlar. Tabii çarpmadan gidebilirsem. Güzel. Silahçıya geldik. Çap, sen arabada kalabiliyor muydun? Yok, seni de illa indireceğiz değil mi? Neyse sen de gel bakalım. Kapıyı açık bırakma da oğlum. Çalarlar. Başka bir gizemle daha uğraşmayalım. Merhaba. Köpeğim gelebilir mi? Gelemiyor. Ya sen bana... Bırak bunları, bırak. Tabanca mabanca hikayede... Patlayıcı mı? Yok oğlum, ne yapacağız bu kadar da değil mi? Şimdi polis çevirmesine falan yakalanırız. Sen... Bana silah satsana şöyle sağlam. Bak şunu ver. Ver abi. Buna skop mukop da takalım. Şöyle orunç yapalım. Okey, expert yok. Kurşunlarını da arttıralım. Tamamdır arkadaşlar. Başka bir şey almamıza gerek yok. Eyvallah dayım. Zırh alsak mıydı? Sen bir de bize en pahalısı ne? Bu mu? Tamam, zaten varmış. Zırhımızı da almışız. Artık hazırız. Hadi oğlum. Yürü gidiyoruz, gel çap, gel. Bakalım silah abi. Nerede? Arkadaşlar.
Bakın bakın dürbünle falan bakın. Abo. GTA 5'in en tehlikeli mahallesi de olsa bu elimdeki var ya 50 kalibre silah. Adamın anasını ağlatır. Çap. 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 Çap çup çop nereye gitti oğlum? Çap. Çap lan, lan oğlum. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Ha. Ya. Lanet olsun sana. Gizem çözmeye geldik biz ya. İnsanlara beni rezil ediyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oo çocuk çocuk da o bilmiyor. Yürü çap yürü. Şişt, gel lan buraya. Rezil ediyorsun beni ya. Şuna bak. Niye işiyorsun oraya? Hiç öyle numaraya yatma oğlum. Hiç öyle. Lan numaraya yatmamış ya. Yere bırakmış. Allah'ım. Hayır. Çap yürü. Bizi rezil ettin bin. Bin çap bin. Kayboldu lan. Çap. Bu sorumsuzluklarının bedelini ödeyeceksin oğlum. Sana bir hafta mama yok. Çekil bakayım çekil. Birader sen de ölümünü mü arıyorsun? Allah Allah. Bir dakika şimdi. Neredeydi bizim en tehlikeli mahalle? Arkadaşlar gizem videosu dedik. Videonun içine etti çap ya. Kusura bakmayın. Çap biraz çop çopluk yaptı. Olur öyle. Şimdi yardıra yardıra gidelim. Bana bak çap. Uslu durmazsan seni kısırlaştırırım ha. Biraz tehditten fazla oldu ama. Olsun. Bak kısırlaştırırım ha. Adam gibi dur lan. Burada gizem çözmeye geldik. Hey Allah'ım ya Rabbim. Sonuçta sen bir Rottweiler'sın oğlum ya. Eğitimli falan. Niye böyle davranıyor anlamadım. Mutlu değilmiş galiba. Mutlu olmayacaksın oğlum. Seni sahibin GTA 5'in en büyük gizemini çözmeye götürüyor. Bundan büyük mutluluk olur mu? Bu iş için üstüne para verecek adamlar var. Sen neler yapıyorsun? Bu iş için var ya. Ne pitbulllar, ne rottweilerlar geldi. Ben sana verdim. Ne alakalar? Ay bu yaptığın sorumsuzluk yani. Olmaz böyle çap. Olmaz. Seninle anlaştık. Elektrik direğine eşedin. Ay sonu faturasını kilitleyecekler. Gerçi şu an ay sonu faturasından daha büyük bir derdimiz var. GTA 5'in en tehlikeli mahallesindeki yaratık. Ve ne olduğunu bilmiyoruz bile oğlum. Umarım bugün çözeceğiz arkadaşlar. Umarım. Yani inancım büyük. Zira sizin fikirleriniz gerçekten çok güzel. O yüzden mutlaka videoya yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve bu videoları seviyorsanız mutlaka beğenin. Zira beğendiğiniz için bakın ikinci bölümü geldi. Unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok gizem çözeriz. Merhaba merhaba işçiler. Teşekkürler. En tehlikeli mahalle değil mi? Aa, yine bu manyak gelmiş. Ne yapıyorsun birader? Ben öyle köpeği gezdirmeye geldim ya. Bir şey yaptığım yok. Hadi görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın. İşte çap. Burası GTA 5'in en tehlikeli mahallesi oğlum. Bir önceki bölüm sahibim buraya tek geldi. Ve resmen korkudan ağlayacaktı. Zira mahalle harbiden tehlikeli. Bana bak. Şş, koltukları batırmadın değil mi? Gerçi sana şu an ihtiyacım var. Ters yapmasak iyi olur. Tek güvencem sensin çap. Sonuçta beni koruyacak bir tek sen varsın. Maalesef sana güvenmek zorundayız. Ve yine geldik arkadaşlar. Üf, çok korkuyorum oğlum ya. Ya çap bir şey yapamazsa? Nerede görmüştük biz bu yaratığı? Şurada değil mi? Evet burayı falan geçmiştik Allah'ım. Çap. Oğlum korkuyorum çap. Arabayı şöyle saklasak mı? Ya da kaçamayız oğlum biraz daha yaklaşalım. Geçen gidebildiğimiz yere kadar gitmiştik değil mi? Çap oğlum. Bak. Sana güveniyorum. Sen bir Rottweiler'sın tamam mı? Sonuçta arkadaşlar bize bir şey yapmaya çalışırsa hem silahımız hem de köpeğimiz var değil mi? Tabii canım. Korkması gereken ben değilim. O yaratık. Bana bak çap. Gel buraya. Yanımdan ayrılma tamam mı oğlum? Bak yaramazlık, terbiyesizlik, işemek, pislemek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Güzel. Gel bakalım. Gel. Uslu dur. Sahibinin dizinin dibinden ayrılma çap. Huysuzluk etme. Silahımız bu değil oğlum. Silahımızı çekelim. Gözünü dört aç çap. Bana bak. Oğlum gözlerini aç. Ha, gözlerin var mı lan? Gözünü dört aç. Duydun mu beni?
Burada tehlikeli bir yaratık var. Ya oğlum. Yemin ediyorum var ya. Sizin için çok büyük risk aldım. Çapı bile getirdim. Geçen sefer buradaydı yaratık. Arkadaş. Ne biçim işlere giriştik. Çap, yanımdan ayrılma, gel. Gel. Korkuyorum zaten. Bu binada görmüştük. Ve tam tepesindeydi arkadaşlar. Garip garip çığlıklar falan yapıyordu. Böyle değişik bir yaratıktı. He? Bir dakika. Çap bir şeyler hissetti. Aha. Çap. Oğlum yoksa burada mı? Çap. Çap. Çap vallahi burada. Çap gel buraya. Gel. Çap. Allah kahretsin. Çap. Lan. Lan. Aa vurdum vallahi. Vallahi vurdum. Çap vurdum. Çap. Çap vuruyorum oğlum. Saldır çap. Allah. Vurdum vurdum vurdum. Gel çap gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bana niye saldırıyorsun? Aa! Çap! Çap bana saldırmayacaksın. Aa! Ne oluyor? Yaratığın kontrolünü aldı. Köpeğimin kontrolünü aldı. Oh. Oha! Çap! Çap nerede? Arkadaşlar. Yaratığı vurdum. Çap kayboldu. Çap. Haritada da yok. Vallahi yok. Çap. Yukarıda öldü yazdı. Kur'an çapsın öldü yazdı. Çap yok oğlum. Allah. Karaktere bakın. Oğlum Franklin bile korktu. Kur'an çapsın ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Haritaya falan baksanıza. Oğlum. Çap yok lan. Kaç 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 kaç. Ulan. Kim yazdı onu yorumlara? O çap yazanı görmek istiyorum. Kesin biliyordunuz değil mi çapın öleceğini? Öldü mü çalındı mı ben de anlamadım. Oğlum o yaratık neyse o zımbırtıya ateş ettim. Ondan sonra çap gitti. Canı yandı. Bağırdı duydunuz değil mi? Ondan sonra kayboldu. Belki de arabanın içine ışınlanmıştır çap. Yok. Oğlum resmen çap gitti lan. Vallahi gitti. Arkadaşlar bu video bilmiyorum. Ben böyle planlamamıştım. Yemin ediyorum böyle planlamamıştım. Çok saçma gitti. Çap bana saldırdı gördünüz değil mi? Oğlum ne oldu? Bir an çapın kontrolünü aldı galiba. Çap düşmanlarına saldırır dedi. Franklin'e saldıran. Oğlum ben Franklin değil miyim? Baksanıza. Ne alaka lan? Çap bana saldırdı. Ondan sonra yaratık kayboldu. Çap da kayboldu. Araba var. Kur'an çapsın araba var. Arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun sonuna geldik. Burada yemin ediyorum çok güzel bir şeyler dönüyor. Bilmiyorum. Neler oluyor? Bakayım zoom'la görebilecek miyiz? Keşke dürbünü getirseydim ya. Bakın araba gidiyor ya bir tane. Hem de yavaş yavaş. Oğlum buradan gidelim en iyisi başımıza bir iş gelmeden. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağı korktum. Aslında çapın beni koruyacağını düşünüyordum. Yanıma silah bile aldım. Hatta vurdum yaratığı. Yaratığın sesi falan çıktı böyle. Yaralandı. Lakin sonra çap bana saldırdı. Hiçbir şey anlamadım. Sizce neler oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İşte bu yüzden bu adamları çok seviyorum. Adamlar rahat oğlum rahat. Yani sonuçta zengin. Neden umursasın ki arabayı? Hey yavrum hey. Evi soysan ne olacak? Sigortası var. Arabanın da sigortası var. Rahatlar. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Anasını satayım. Dünyanın hep... He? Ne oluyor lan? Bu bana mı geliyor? Kamero Şeksa! Bu harbiden bana geliyor. Aa! Lan! Ne alaka oğlum sizin nereden haberiniz oldu? Merkez şüpheli şahsın peşindeyiz destek gönderin. Ulan Allah kahretsin. Bunlar ne alaka? Nereden geldi oğlum bunlar? Allah! Destekçe çağırmışlar. Oyda!
Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Pekala devrem. Hadi alalım şunu artık. Hadi. Hey sen. Kaldır ellerini. Kanun namına tutuklusun. Kaldır. Kaçacak yerin yok. Çık. Allah kahretsin. Ne yapacağım? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım?